Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine iğneden tığa çok zarif yapımı da bir o kadar kolay bir model tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde. Arasında kirpikli ara suyu ve çapraz şekilde yapılmış çimenimiz. Üstünde de minik kirpikleri olan bir model. Model çok hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi 3 zincir çekerek buraya iki tane tığ battı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Yandaki tığ battıma girip bir tane tığ battı yaptım. 1, 2, 3 zincir. 2 tane tığ battıyla ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz. 4 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle tersinden arkadaşlar ortadaki bir tane tığ battımı bırakıp ikinci tığ battımın içine buraya 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim hemen döndüm. Bu 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bir zinciri dönüşümüz kolay olması için çektik arkadaşlar. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. Şu iki kulağımızı kimenimizi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Buradaki 4 zincirle yaptığım yuvanın içine sabitliyorum bir tane buraya kulakçık yaptık tekrar 10 zincir 7 8 9 ve 10 zincir hemen yine aynı şekilde arkadaşlar öbürünün yanına kulakçıklarımızı çektik zincirimizi sıkı çekersek kulakçıklarımız arkadaşlar gayet sert bir şekilde güzel bir şekilde duruyor. Dibine de kaymaması için arkadaşlar bir tane sık iğne yapmayı unutmayın. Hem dönerken bir zincirle sık iğne hem de kulakçıklarımızın bitişinde yuvamıza bir tane sık iğne. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip bir tane buraya tığ battı yapıyorum. Evet bu şekilde arasına koyduğumuz ara suyu bir tane arkadaşlar böyle ikili kulakçık. Hemen 20 tane zincirimi buraya çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirimi hemen bir yanındaki tığ battı arkadaşlar. Bu şekilde sabitliyorum. Buraya uzun bir kulak yaptık 20 zincirden. Yine 3 zincir, yanındaki. Tığ battıya. Araya bir tane tığ battı yapıyoruz. Yine 20 zincir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hemen yandaki tığ battıya arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyorum. Şöyle arkadaşlar arada bir tane çimen iki tane kulakçıktan iki tane de 20 zincirden bu şekilde kulaklar yapıyoruz yan yana. Arasında 3 zincirden bir tığ battımız var. Yine tekrar ilk başlarda başladığımız gibi 3 zincirden 2 tane tığ battı yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. Buraya bir tane tığ battı yaptım. Tekrar 3 zincir yandakine tığ battı. 2 tane tığ battığıyla başlamıştık. Aynı şekilde yine tekrar başa döndük. 2 tane tığ battımızı yapıp dört tane zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Ortada bir tane bırakıp ikinci tığ battıya bu 4 zinciri kapattım. Bir zincirle döndüm. Hemen bu 4 zincirli yuvaya sık iğne ile bir zincirimi sabitledim. 10 zincir 5 6 7 8 9 10, 10. Hemen 4 zincirli yuvanın içine bu 10 zincirim arkadaşlar birinci kulak olarak kapattım. Yine 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen 4 zincirli yuvaya kapatıyorum. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çimen yaptık arkadaşlar. İster kulakçık deyim, ister kirpik deyim. Şimdi buraya 3 tane zincir. Hemen yandaki tığ battımın içine bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Buraya büyükçe bir kulak yapıyorum. 3 zincir hemen yandaki tığ battı ya kapattım buraya bir tane tığ battı yine 20 zincir 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 hemen yandaki tığ battı ya 20 zincirimi kapatıyorum bu arkadaşlar şu kirpiklerimiz için yuva yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar çimenimizin yapımı devam ediyor. Şöyle 1, 2, 3 zincir kapattım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 2 tane tığ battı. 4 zincir. Hemen dönüyorum arkadaşlar. İlk arada bir tane bırakıp ilk tığ battımın içine 4 zincirimi bu şekilde kapattım bir zincirle döndüm düz yüzüne sık iğne ile bu şekilde yuvamın içine girdim 10 tane zincir 7 8 9 ve 10 bu şekilde birinci kirpiği yaptım 4 zincirli yuvaya yine 10 zincir kapattım arkadaşlar dibine de kaymasın diye kirpik aşağı şöyle güzel dik bir görüntü olsun diye sık iğne yapmayı unutmayın 3 zincirimi çektim hemen arkadaşlar yandaki sık iğneyi bu şekilde kapattım şöyle bir çimenimiz oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtı bıtı çok da zarif oluyor Çimenin yapımı da gayet kolay bir zorluğu yok. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir arkadaşlar. Şimdi kirpiklerimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Burada çekmiş olduğumuz 20 zincirli kulağımızın birincisini tutup sonra ikincisini de tığıma takıyorum bu şekilde. Ve arasından ipimi geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde bir çapraz yaptım. 2 zincir İkisinin arasından da bu şekilde arkadaşlar bakın zincirlerin arasından iki zincirimi geçirip buraya bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir. Yine aynı şekilde bu çapraz yaptım. Yuvanın içine arkadaşlar yedi tane bu şekilde iki zincirli kirpik yapacağız. Bir, iki zincir. Kapattım. Üç oldu. Bir, iki zincir. 4 oldu. Bakın arkadaşlar sık iğneyi yaptıkça bu ara mesafemiz iyice açılıyor. 2 zincir 5 oldu. 2 zincir 6 1 2 zincir ve 7. Koparmadan önce de şöyle dibine bir tane sık iğne zincir çekiyorum arkadaşlar. İp israfı olmaması için en dipten keserseniz Sizler daha muntazam keser ve yakarsınız arkadaşlar. Şöyle hemen keser kesmez. Yani ipimizi koparır koparmaz yakalım ki arkadaşlar. Şöyle temiz temiz ipimiz işimiz sağlam olsun. Bu şekilde. Şimdi şuraya da arkadaşlar sarı rengimizi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de sarı rengimizi yapalım. Bu şekilde yine. 20 zincirli yuvanın ortasından sonra ikincinin tam ortasından geçiriyorum milimi ve bakın arkadaşlar bu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arasından giriyorum. Bu birinci kirpiğim. 2 zincir bu ikinci kirpiğim. 1 2 zincir bu üçüncü kirpiğim iki zincir bu dördüncü beşinci altıncı ve yedinci bu şekilde arkadaşlar iki zincir çekerek buraya yedi tane kirpiğimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde dibine bir tane sıkı sıkı zincir çekip ondan sonra kopartıyoruz. Bu zinciri önemli arkadaşlar oturması için. Onu unutmayalım. Bu şekilde demin gösterdiğim bu arkadaşlar en dibinden keserek hemen yakın ki bu fazla şey yapmasın pörsüyüp sökülmesin. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu. Hem ara suyunu hem de çiçekleri için sadece zincir bilmeniz yeterli. Çok hoş çatı bir model oldu. Umarım benim hoşuma gittiği kadar sizin de çok hoşunuza gider arkadaşlar modelimiz. Modelimiz bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.